Geceleri uyuyamıyorum doktor bey. Sürekli yatağın altında biri var gibi geliyor. Yatağın altına girip yatayım diyorum. Bu defa da yatağın üstünde biri var gibi geliyor. Psikolojik bir saplantı bu. Gelişmemiş benlik isyanından kaynaklanıyor. Bu hastalığa psikoanaliz yöntemiyle haftada 5 seans, toplamda 6 ayda kesin çözüm buluruz. Peki hocam, ayıptır sorması. Seans ücreti ne kadar? 200 TL. Benim o kadar param yok doktor bey. Başka tedavi yöntemi yok mu? Maalesef. Var. Yatağın bacaklarını kessene birader. Doğru ya. Benim işime karışma. Merhaba doktor bey. Merhaba, hoş geldiniz. Sıkıntınız neydi? Doktor bey, nasıl desem bilemedim. Yasım 30 oldu. Hala gece uyurken altıma kaçıyordu. Üzülmeyin. Sorumluluklarınızı kabul etmediğinizden ve gelişmemiş benlik isyanından kaynaklanıyor. Bu hastalığı psikoanaliz yöntemiyle haftada 5 seans, toplamda 6 ayda çözeriz. 6 ay mı? Peki hocam, tahmini seans ücreti ne kadar? Seans ücreti 200 TL. Benim o kadar param yok doktor bey. Daha uygun bir yöntem yok mu? Maalesef. Var var. Bebek bezi kullansana birader, daha ucuza gelir. Doğru ya, bu benim aklıma daha önce niye gelmedi? Lan sana benim işime karışmadınız mı? Merhaba doktor bey. Merhaba, hoş geldiniz. Sıkıntınız neydi? Sabahları uyanınca üzerimde bir ağırlık hissediyorum doktor bey. Çevrenizdeki baskılardan kaynaklanıyor bu tamamen. Bu hastalığa psikoanaliz yöntemiyle haftada 5 seans, toplamda 6 ayda çözüm buluruz. Seans ücretiniz ne hocam? Seans ücreti 200 TL. Yalnız benim... Dur, ben tahmin edeyim. Sende o kadar paran yok. Başka bir yöntem yok mu diye soracaksın değil mi? Aynen hocam, var mı? Var mı? Var var. Sabahları uyanınca üzerinde bir ağırlık hissediyorsan sen de öğlenleri uyan. Doğru ya. Senin yüzünden 3 tane hastamızı kaçırdık. Buna karşılık senin tam 3 aylık maaşını keseceğim. Buna da bir çözümün var mı? Yok yok.